Heh. Emir Bey de geliyor. Buna ayrı gıcığım zaten. Şu erkeklerle olan ilişkini bir masaya yatıralım bir ara. Benden öğreneceğin çok şey var. Efsun, vizit vermişsin. Hoş geldiniz. Size bahsettiğim Metin. Arka odada. Metin ilkokul öğretmeni. Apartmanına çıkan bir yangında komşularını kurtarmak için girmiş, yüzü yanmış. Nişanlısının ailesi artık onu istemiyor. Çocuklar da korktuğu için artık öğretmenlik de yapamıyor. Yani kesinlikle yüz nakli olması gerekiyor. Ya bir sponsor bulacak ya da böyle yaşamaya alışmalı. Tabii bunu yaşamak denirse. Hadi gelin bir de Metin'den dinleyin hikayesini. Kendi ağzından. Kaya Bey. Pervin Hanım. Buyurun. Anlatacaklarım bu kadar. Tek istediğim sevdiğim kadın yüzüme bakabilsin. İnsanlar dışarıda, öğrencilerim okulda. İşte böyle. Sağ ol Metin. Sağ ol Sevil. Biz bir kendi aramızda konuşup size haber vereceğiz, tamam mı? Bu ilginiz bile bize o kadar umut verdi ki. Çok sağ olun. Sizin dışınızda kimse bizimle görüşmedi bile. Siz sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet. Gördünüz. Ne diyorsunuz? Yüz nakli şart. Alanında uzman cerrahlardan oluşan bir ekip lazım. Hayati tehlikesi yok. Bu ameliyat hem çok zor hem çok maliyetli bir ameliyat. Yani hikayesi çok üzücü ama yönetim kurulu böyle maliyetli bir ameliyatı kabul edemez. Karşılayamaz yani. Kaya Bey, siz böyle hayır işleri yapalım diyordunuz hani? Evet yapalım. Yapalım tabii Efsun ama bu çok maliyetli bir ameliyat. Yani Pervin'in dediği gibi ben yönetim kurulunu ikna edemem bunun için. Efsun. Ben bu ameliyatı seve seve hiçbir ücret talep etmeden yaparım. Ameliyat sonrası bakımını da üstlenirim. Hiç problem değil. Ama yönetim kurulu dedikleri gibi kabul etmez. Onlardan alacağımız cevap biz hayır kurumu değiliz olur. Farklı bir cevap beklemiyordum zaten. Madem ameliyat için para gerekli... ben de o parayı bulacağım. Para konusunda ben destek olabilirim. Gerek yok. Ben hallederim. Peki. Pervin Hanım, sizinle biraz konuşabilir miyim? Tabii. Niye hala buradasın? Hani Emir dönünce gidecektin? Ne oldu? Tamam. Giderim, sorun yok. Ama önce seninle şöyle bir yemek yesek, bir konuşsak karşılıklı. Ha? Biz seninle o yemeği yıllar önce yemeliydik. Senin işlerin yüzünden bir gece bile pişiremedin o yemeği. Gel sadece şöyle bir kez karşılıklı oturalım. Anlatayım sana. Ha? Bak Pervin Hanım, ben şu an buradaysam, bu kadar zorluğa katlanıyorsam, vazgeçmiyorsam, kırıp dökseler bile direniyorsam, pes etmiyorsam, bunun sebebi babam ve çiftliğimiz. Bütün bunların suçlusu da sensin. O yüzden yemek falan yemiyoruz. Yan yana gelmiyoruz. Kusura bakma. Tamam öyle. O zaman ben de hastaneye günde bir iki saat uğrar, hasta danışmanlığı falan yaparım. Tabii iznin olursa. Olmaz. Olmaz Pervin Hanım. Ya sen gideceksin ya ben gideceğim. Tamam, toplantın falan olduğu zaman gel yap. Buyur. Ama onun dışında ben gidene kadar lütfen buraya uğrama.
Lütfen. Peki. Öyleyse öyle olsun. Efsun Hanım, ben kapı kapı dolaştım. Kimse yardımcı olmuyor. Ama siz en azından benimle konuştunuz, uğraştınız. Allah sizden razı olsun. Sana yardım edebildiğim zaman bana teşekkür edersin. Elimden gelen ne varsa yapacağım. Sen tekrar insanların arasına kavuş, öğrencilerine kavuş, sevdiğine kavuş. Ben onu her haliyle seviyorum. Ama ailem istemiyor. İnsanlar ne kadar dış görünüşe önem veriyor. Merhaba Emir Bey. İşlem dedim bitti. Ebru Hanım, Libo Sakşı'nın için hazırlayalım. Tamamdır. Hazır olunca haber verin. Teşekkür ederim. Böyle geçelim Ebru Hanım. Bazı insanlar için dış güzellik tek değer maalesef. İçindeki güzelliği görmekten korkuyorlar. Çünkü korkaklar. Ama siz, siz çok cesursunuz. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Ben daha bir şey yapmadım. Yaptığım zaman teşekkür edersiniz. Olur mu? Efsun, canım nasılsın? Senin yardımına ihtiyacım var hasta. Ya benim ameliyat yapmak istediğim bir hasta var. Ama hiç parası yok. Onun için bir kampanya başlatsak işe yarar mı? Yani Efsuncuğum, şöyle kaliteli bir kampanyayla her şey çözülebilir bence. Harika. O zaman sen benim için görüşür müsün Metin'le? E tabii, hemen. Bir insanın hayatını kurtarmak için kampanya başlatıyoruz ya. Çok üzülüyorum gerçekten. Ben hiç alışık değilim böyle şeylere Aslı ya. Şimdi sen bana hastanın bütün bilgilerini gönder. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, sen hiç merak etme. Sağ ol Aslı, bir tanesi. Ben sana hemen bilgileri gönderiyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.